yöneliyor. Bu dinamik ekip... Türk doktorların Fransa'nın Nancy şehrinde düzenlediği sağlık semineri büyük beğeni topladı. Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı konferans vatandaşlar tarafından olağanüstü ilgi gördü. Seminer Fransa'da bir ilk olma özelliği taşıyor. En geç 6 ayda bir gitmemiz gerekiyor. Yani bir senede bir gidiyor diş doktoruna, kalp doktoruna, göz doktoruna. Sağlık seminerini onurlandıran Türkiye Cumhuriyeti Strasbourg Başkonsolosu Serdar Cengiz, Fransa Türk Tabipler Birliği Başkanı Doktor Köksal Yeğin, Fransız yetkililer Türk-Fransa ilişkilerine vurgu yaptılar. Ici à Vendeur, au niveau pratik, personel individuellement, ça serait plus facile. Ağız ve diş sağlığı, kalp damar hastalıkları, risk faktörleri, organ bağışı, bebek bakımı, psikoloji, ilaç kullanımı ve ilk yardımın anlatıldığı seminerleri arkadaşımız Tülay Sucu sizler için takip etti. Peki milletçe sağlığımızı yeterince önemsiyor muyuz? Maalesef başka ülkelere göre pek önemsemiyoruz. Önemsediğimiz zaman da ikinci paralel tıplara doğru yöneliyoruz. İşte bitkisel tedaviler falan. Onlar kötü demiyorum da bazı tedavisi yoğun olan bazı hastalıklara tabii ki bitkisel çözüm olmaz. O yüzden bu tarz hastalıklara, acil olan hastalıklara dikkatli olmaları gerekiyor ve her türlü doktorlara yönelmemesi gerekiyor ve uzmanına doğru gitmeleri gerekiyor. Tabii uzmanına da aile doktorlara yönelecek. Peki katılımdan memnun musunuz? Tabii o kadar demiyorduk. Yani çok memnunuz. Bu katılımdan aşağı yukarı 400-500 kişi bekliyorduk. 600-700-800'ü belki de geçmişiz aslında. Şimdi mola var diye tabii biraz başaldı. Ama bu halkımızın sağlığına duyarlı olabileceğini gösteriyor. Ve bu olaydan memnunum. Bu arada bugün sizin için ayrı bir heyecan taşıyordu, ayrı bir anlam taşıyordu. Zira anneniz Songül Hanım, babanız da Aziz Ercan Kurum size eşlik ettiler. Herhalde çok heyecanlılar onlarda. Efendim sizler neler hissettiniz? Duygularınızı, hislerinizi alalım. Gurur verici bir şeydir evlatlarımdan. Cenab-ı Allah herkese de versin. Benimkiler beni incitmedi, Allah da onları incitmesin. Gelecek nesil hepsi pırlanta gibi yetişsin diyorum. Allah can sağlığı versin. Çok güzel bir şey. Efendim sizin hisleriniz, duygularınız? İsteğim çocuklarımdan gurur duyuyorum. İkisini de Strasbourg'dan okuttum. Gidip geliyordum. Benim yüzümü ak çıkardılar. Cenab-ı Allah onların yüzünü ak etsin. Efendim ilk önce hepinizi tebrik ederiz. İlk kez Fransa çapında bu kadar büyük çapta bir sağlık semineri verildi. Gördüğümüz kadarıyla Türkler eğitim konusunda özellikle çıtayı gitgide yükseltiyor. İlk önce hislerinizi alalım. Bugün nasıl geçti? İsmim Mahmut Gündeş'ti. Bugün güzel geçiyor, çok güzel geçiyor. Bir hayaldi, gerçek oldu. Düşünebiliyor musunuz? Anne babalarımız bir zamanlar okumadan geldiler buraya. Bizler de okuttular, okuduk. Ve insanlarımıza hizmet olsun diye böyle günler düzenliyoruz. Ha, bunu da derneğimizin sayesinde, insanları birleştiren bir derneğin sayesinde güzel hizmet sunduk. Sağlık ve eğitim konusu insanları birleştirdi. Hiçbir görüş farkı etmeden bütün insanlar buraya teşvik ettiler ve destek verdiler. Efendim siz? Ben çok mutluyum. Yani derneğimizin kurulu kuralı bayağı faaliyetle düzenledi ama bu ilk büyük çapta olan bir faaliyet. Halka yönelik. Çünkü genellikle halktan sorular şu, bizlere ne yapıyorsunuz diye, bizim için ne yaparsınız, ne yapacaksınız diye. Bu bir örnek. Yani halka elimizden geldiği kadar halk dilinde onlara bilgi aktarmaya çalıştık. Tabii ki bu hem bizi birleştiren bir olay, hem halka bilgiler geçti ama insanları Strasbourg'da başladı bu olay. Şu anda Nancy bölgesindeki arkadaşlarımla tamamen bir sinerji olarak çalışıyoruz. Fransa genelinde yaygınlaşıyor. Teşekkürler. Efendim sizin düşünceleriniz? Ben Türkan Filcan da hastanede çalışıyorum. Doktor Mahmut Gündeşli ile beraber çalışıyorum. Bir akşam hocamla beraber yemek yiyoruz. Böyle konuştuk. Dedim ki işte böyle ben böyle bir şey falan konu hakkında konuşmak istiyorum dedim. Benim yanımda bir doktor lazım dedim. Tamam dedi, böyle bir şey yaparız dedi ama gerçekten bu kadar büyük bir şeyi hiç beklemiyordum. Ve bu projeyi sonuna getirdiğime çok memnun oldum. İsmim Turhan Özgürcan, ben de özel sektörde çalışıyorum. Aynı zamanda başkanlarımız dediği gibi ben de çok mutluyum böyle bir güzel organizasyon olduğu için. Mahmut arkadaşım dedi bir hayaldir, bu da bir gerçek.
Biz yola çıkınca 4 kişiydik. Şimdi bayağı bir kalabalık oldu. De ilk objektifimiz halkımız için güzel bir servis olsun, güzel bir anlatım olsun. Onu da halkımız zannedersem beğendiler. Biz de çok memnun olduk. Amacımız oydu, o amaca da vardık. Çok sağ olun. Efendim siz? Bu bir ilk değildi. Biz daha önce 2-3 sene önce Göksal'la beraber Strasbourg'da yeni halkı bilgilendirmek üzere böyle bir şey yapmıştık. Toplantı yapmıştık. Ve benim gördüğüm, ben en eskilerden olduğum için doktor olarak Strasbourg'da çalışan. Nereden nereye geldik? Yani bu çok çok önemli ve bu durumdan çok memnunum. Çok sağ ol. Hem siz Doktor Cohen'in eşi olarak neler söyleyeceksiniz? Ben Lina Cohen. Her şeyden önce teşekkür ediyorum. Çok güzel bir organizasyon. Derneklerin bir araya gelmesi çok büyük bir başarı ve halkı bilinçlendirmek çok önemli. Teşekkür ediyorum. Konferans boyunca vatandaşlar Türk hekimlerin artışının gurur verici olduğunu kaydetti. Nasıl bir programdı? Valla biraz önce de ben tekrarlıyorum. Geç kalınmış bir programdı. Ve burada biz dilimizi tam anlatamadığımız için bir doktora gittiğimiz zaman sadece bize ilaç yazıp göndermekle kalıyor. Çünkü neden? O da anlatamıyoruz. Derdimizi anlatamıyoruz. Böyle konserler, o konferanslar daha çok verilirse daha çok bilgilendiriliriz. Bilgilendirdiğimiz için de en azından birilerinden en az telefonla ulaşabileceğimiz birileriyle ki bu derdimizi anlatabiliriz. Yani geç kalınmış bir seminer diye düşünüyorum. Efendim siz? Az önce dediğim gibi ben de işime katılıyorum. Çünkü gittiğim zaman benim de sıkıntılarım var. Diyabet hastasıyım, tansiyon hastasıyım. Tam derdimizi anlatamıyoruz. Bir torba ilaç alıp geliyoruz. Ama o ilaçlarda tabii yarar olduğu kadar zararı da var. Tedavimize uygun olan bir ilaç tedavisi değil. Onun için de bu konferanslar çok güzel. İnsanları bilgilendirme açısından çok yararlı diye düşünüyorum. Onun için de geldik zaten dinlemek. Bu arada gördüğünüz gibi Türkler her alanda çıtayı yükseltiyor. Birebir Türk doktorlarımız mevcut. Bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Zaten onun için de eşime söyledim. Yani gurur verici bir şey. Bizim de gençlerimiz doktor olmuş. Çok gurur verici bir duygu. Mimarlık, avukatlık ve mühendislik gibi mesleklerin öğrencilere anlatıldığı meslek formunun yanı sıra konferansta bir de mini konser yer aldı.